Değerli dostlar, günaydın. Dışişleri Bakanlığı'ndan özel yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Dün Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özer Sayın, Bakanlar Kurulu devam ederken yapmış olduğu açıklamalar gerçekten son derece önemliydi. Yeni bir evrenin habercisi aslında bu. Yeni bir safhanın habercisi aslında bu. Kıbrıs Türk tarafı bugüne kadar gerek üzerinde ölü toprağı olan konular, gerekse adım atılması gereken konular noktasında daha proaktif bir süreç izleyecek, bunu anlıyoruz. Peki nedir bu yeni süreç? Bunu Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay ile konuşacağız. Kudret Hocam merhaba. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin diyemedin değil mi? Çünkü evet. Sen hoş geldin. Evet, biz hoş geldik. Hoş geldin. Biz hoş geldik. Nedir bu yeni safha? Nasıl algılamamız gerekiyor? Bir anda dün bir işte Güney ziyareti üzerinden onu da konuşacağız ama bu yeni safhayı toplumun, Kıbrıs sorunuyla ilgilenen camianın nasıl algılaması gerekiyor? Şimdi açıkçası biz laf üretmek değil, iş yapmak istiyoruz. Yani hükümet olarak sadece ülkenin içine dönük olarak konularda değil, dış politika ile ilgili konularda bakanlık olarak yapmış olduğumuz çalışmaları Bakanlar Kurulu'nda bilgilendirmenin ertesinde bir hükümet politikası olarak somuta dökmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde daha önce pek çok şey söylenmiş olan ama fiiliyatta pek de bir şey yapılmamış olan, senin de az önce bahsettiğin gibi üzerine ölü toprağı serpilmiş olan bazı konular var. Ve bunların bir kısmı, sen de çok iyi biliyorsun ki aslında statükonun sembollerinden birisi haline dönüşmüş durumda. Yani mesela kapalı Maraş, geçen süre zarfında bizim hayatımızın bir nevi askıya alınmasının statükonun bir sembolü, sembolize olmuş hali gibi orada duruyor. Ve bu konuda pek çok şey söylemiş olmasına rağmen yapılması da mümkün olmadı. Yani mesela 2015 yılında ben de bir takım görüşler ortaya koymuştum Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılmasıyla ilgili olarak. Ve başka bazı konularda da ben şunu vurgulamak istiyorum. Bazı yerlerde Kapalı Maraş'ın işte Kıbrıs Türk yönetimi altında açılıyor olduğuna ilişkin olarak haberler yer aldı. Evet, biz, bu o değil. Biz dün hangi politikayı hayata geçireceğimizi açıklamadık. Yani Kapalı Maraş'la ilgili olarak nasıl bir açılım yapacağımızı henüz tanımlamadık. Bir envanter çalışması olacak. Evet, yani biz, kullanılabilir envanter, evet. Taşınabilir envanter, taşınamayan envanter. Aynen, yani o bölgeyle ilgili olarak gerçekten bu işten anlayan bir ekip oluşturup Kapalı Maraş'ın içerisinde bir kere tapu bağlamında belli bazı, yani genel anlamda taşınmaz malların kimlere ait olduğunun doğru şekilde tespit edilmesi lazım. Çünkü uzun yıllardır devam eden, biraz da siyaseten istismar edilen bir husus var. Vakıf malları ile ilgili olarak doğru tespitler yapılması lazım. Bir. İkincisi... Tabii bunu söylediğiniz anda bir başka biliyorsunuz yıllardır... Söylemem lazım. Evet, doğru. Başka türlü algılanacak. Yani evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu burada daha önceki 74 önceki sakinlerinin, Kapalı Maraş'ın sakinlerinin hakları yok anlamda söylemiyorum. Açıklamamızda açıkça var. Bir taraftan 1974 öncesindeki sakinlerin mülkiyet hakkı, diğer taraftan da Vakıflar İdaresi'nin mülkiyet hakkı ve mülkiyete dair hakları, meşru hakları bağlamında bunlara halel gelmeyecek şekilde, bunlara saygı gösterilerek bir adım atacağımızı net bir biçimde söyledik. Yani bu aslında o politikanın bir ilkelerinden bir tanesi. Yani bu aslında mülkiyet düzeninin yeniden belirlenmesi anlamına da gelmiyor mu orada? Aslında soru işareti kalmış olan, belirsizlik içerisinde bırakılmış olan ve siyaseten de istismar edilmiş olan bir konunun bilimsel veriler çerçevesinde tespit edilmesi. Ama bu sadece tapuda, tapu üzerinden yapılacak olan bir çalışma olarak algılanmamalı. Fiziken ve fiilen o alan içerisinde girilerek bir survey denilen, yani envanter çalışması denilen bir çalışmanın yapılmasıdır. Şu anda bu kadar yıldan sonra bazı binalar, yapılar ne durumdadır? Kullanılabilir durumda mıdır yoksa tamamen yıkılması mı gerekir? Bunun tespiti gerekir. Evet. Altyapı itibariyle, su itibariyle, kanalizasyon itibariyle, elektrik itibariyle ne durumdadır? Bunların tespiti gerekir ki bunun bir sonraki aşamasında ya atılacak olan adım, yani şekillendirilecek olan politika bu veriler çerçevesinde şekillendirilecek. Bu tamamen Türk tarafının atacağı bir adım ve yapacağı bir çalışma. Evet, yani bunu Kıbrıs Rum tarafıyla müzakere ederek
kapalı Maraş'a ilişkin olarak bir adım olarak tasarlanmıyor. Bunun bir takım siyasi komplikasyonları olabilir mi? Bunu yani uzun süredir sürecin içerisinde olduğunuz için. Çünkü biliyorsunuz Güney'de Maraş'la ilgili bir komite var. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Evet. İşte 5 milyar dolarlık sadece altyapısı için gibi gibi yapılan bir takım ama Maraş'a girmeden yapılan bir takım çalışmalar var. KKTC toprağı çünkü evet. Orası ve yani girmeleri mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. Siyasi komplikasyonları olabilir mi diyorsunuz ya? Uluslararası. Siyasi komplikasyonları olmaz. Neden olmaz? Çünkü bir kere uluslararası hukuka bizi daha da yakınlaştıracak olan bir adımdan bahsediyoruz. Yani orada o nasıl olacak, bir durum Sayın tespiti. Bakan? Yani şöyle, bir kere o bölgeyle ilgili olarak daha önce alınmış olan Birleşmişler Güvenlik Konseyi kararlarına baktığınızda esas vurgu eski sakinlerinin aslında oraya dönüşüne ilişkin bir vurgudur. Yani Güvenlik Konseyi kararında yapılan vurgu böyle bir vurgudur. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Oranın eski sakinleri, onların mülkiyet hakkı olduğu gibi vakıfların, efkafın mülkiyet hakkına ilişkin bir takım meşru hakları var. Bunların doğru tespit edilmesi ve sonra adım atılması aslında zaten genel beklentiyi karşılayacak olan bir şey. Yani uluslararası hukuk doğrultusunda bir adımdır. Bu şöyle bir şey değil. Bakın 1980'lerde Maraş'ı yerleşime açıyoruz. Bunun içerisindeki malları da dağıtıyoruz gibi bir şey değil. Bu böyle bir şey yapmayacağımız aşikar. Çünkü yani uluslararası beklentilerin dışında bir adım olmayacak. Uluslararası hukuk doğrultusunda hukuk, bir evet. Adımdır bahsedilen. O nedenle bunu kapalı Maraş'ı Kıbrıs Türk tarafının yerleşimine açıyoruz. İşte taşınmaz malları da birilerine dağıtıyoruz gibi lanse etmeye çalışanlar boşuna uğraşmasınlar. Düşünce bu değil. Net. Bunu netleştirelim. Açıklamanın içinde de onun için söylemiştir. Evet. Sayın Bakan, bu adımın tamamlanması, bu envanter çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından öyle anlaşılıyor ki mülkiyetle ilgili soru işaretlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte Maraş Kıbrıs Türk yönetimi altında yeniden hayat bulacak bir sürece mi dönüşecek orada? Yani yeniden oraya sakinlere kapılarını mı açacak? Bunun 2014'ten itibaren şahsen benim daha sonra partimin savunduğu bir görüş olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama bu çalışmanın ertesinde bunun nereye doğru evrileceğini Bakanlar Kurulu'nda netleştirmeden hükümet adına söyleyemem şu anda. Bir net olan bir şey var. Az önce sorduğunuz soru önemli. Yani biz bunu bir güven yaratıcı önlem olarak Kıbrıs Rum tarafıyla oturup da Maraş'ın açılmasını müzakere etme şeklinde düşünmüyoruz. Biz zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ülkesinin parçası olan ve askeri bölge statüsünde olan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak aslında sivil hayatın bir parçası olacak şekilde ama uluslararası hukuku dikkate alarak bu ölü toprağının üzerinden kaldırılması, ölü alanların hayata dahil edilmesi yönünde bir adım atıyoruz. En başta vurguladığım şey bizim açımızdan çok önemli. Biz bunların söylenmesi meselesini yıllar önce geçmiş olmamız gerekirdi toplum olarak. Artık yapılması gerekir. Dolayısıyla bu buna benzer bir karar daha önce alınmadı. Bir takım açıklamalar yapılması var. Yani en fazla bunu Cumhurbaşkanlığı sürecinde yılanlara, çıyanlara yem olmasın noktasında Sayın Akıncı'dan dinledik. Yani bir Maraş adımı atılması gerektiğiyle alakalı. Dönemde, devletin zirvesinde... Ama şöyle bir farkla yani bunu birbirine karıştırmayalım. O dönemde Kıbrıs Rum tarafıyla bir güven yaratıcı önlem ya da birlikte oturarak Birleşmiş Milletler yönetiminde diye söyleyen bir kesim vardı. Sayın Akıncı da bu bağlamda söylüyordu. Ben de 2015 yılında hayır Kıbrıs Türk yönetimi altında Mausa Belediyesi'ne bağlı olarak Kıbrıs Türk polisinin kontrolünde eski mal sahiplerine açılması gerektiğini savunuyordu. Böyle, ama yine de hayata geçecek şekilde bir hükümetin aldığı bir karar yoktu bunda. Bu adım zaten o değil. Bu adım önce ne olduğunu bir görelim. Ama bu böyle bir adım da atılmadı evet. Daha önce. Dolayısıyla şuna vurgu yapmak istiyorum. Uluslararası alanda da bu konularda kendini kanıtlamış bazı isimler var. Yani mimari anlamda, şehircilik bağlamında, mülkiyet bağlamında ciddi bir çalışma yapılması gerekir. Yani uzman dediğiniz kişiler bunlardan oluşacak. Evet, öyle yani bu sadece devletin istihdam edeceği bir ekip anlamında değil, gönüllü olarak da katkı koymak isteyenlere açık olabilecek bir mekanizma oluşturmaya çalışacağız. Ne kadar süre öngörüyorsunuz Sayın Bakan? Açıkçası bu hafta başından itibaren bir çalışma başlayacak çok büyük bir ihtimalle gelecek hafta başından itibaren. Ve nasıl bir takvimleme yaptınız? Olabildiğince
erken. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Mimari alanda ya da bir taşınmazın durumu anlamında. İçindeki bilmem demirlerin çürüyüp çürümediği, o binanın artık kullanılabilir olup olmadığı tespitinin tam olarak ne kadar zamanda yapılabileceği bütün o yapıların bunu ben tarih olarak öngöremem. Ama bu süreci başlatmak, bu bölge içerisinde bu çalışmayı başlatmak zaten olabildiğince erken zamanda tamamlama hedefi. Yani ekibi kurup, var mı kafanızda ekibin şekliyle? Yani mimar mühendis odalarından faydalanacağız, üniversitelerden faydalanacağız. Belli bazı isimler var. Daha önce de bazı üniversitelerde, bazı bölümlerde buna dair doğrudan o alana girmeksizin bazı çalışmalar yapan akademisyenler oldu. O çalışmalardan ve o isimlerden de yararlanmaya büyük ihtimalle açık bir çalışma. Peki Sayın Bakan, Kıbrıs konusunda etkisi ne olur bu çalışmanın? En önemlisi. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere bir gerçek var. Aradan bu kadar yıl geçtikten sonra ortada işte bir süreç devam ediyor. Ciddi anlamda da umutlar var. Kıbrıs sorunu da kapsamlı bir çözüm çerçevesinde çözülüyor. Zaten kapalı Maraş'ta bunun içerisinde bir konumlanma alacak durumunda değiliz. Ve bu anlamda da ciddi bir umut kaybı da var. Dolayısıyla önümüzde kapsamlı çözüm perspektifi bağlamında Maraş'ın da bir yere oturtulabileceği bir durum yok. O nedenle birinci husus bu. Yani bu alanda atılacak olan bir adım Kıbrıs Rum tarafında bence olumlu anlamda ses getirir. Yani Kıbrıs Rum yönetimi buna nasıl yaklaşır, buna üzülür mü, sevinir mi onu bilmem. Masayber anlamında söylüyorsunuz bunu. Burada bireyler bağlamında baktığınızda. Evet. Şu mukayeseyi daha önce de yapmıştık. Taşınmaz Mal Komisyonu'nu yıllar önce kurduğumuzda Taşınmaz Mal Komisyonu'na Kıbrıs Rum yönetimine karşı çıkmıştı. Halen daha karşı çıkıyor. Halen daha eleştiriyor. Kıbrıs Rumların buraya gitmemesi gerektiğini savunuyor. Ama ne oldu? Kıbrıs Rum yönetimiyle Kıbrıs Rumlar arasında bir ayrışma oldu. Bireyler kendi tercihleriyle binlerce kişi gelip Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurdu. Burada da bu süreç çalışmaya başladıktan sonra ve şekillendikten sonra ben inanıyorum ki oranın eski sakinleri kendi mülkleriyle doğal olarak ilgilenecekler ve onlar açısından bu kadar yıldan sonra bir perspektif çıkacak ortaya. Bu bir canlanmadır, bu bir hareketliliktir. Kapsamlı çözümü vesaireyi getirir getirmez diye yorum yapmak istemem. Çünkü çok iddialı bir şey olur bu. Ama tıkanmış olan ve kilitlenmiş olan, donmuş olan, statükonun sembolü haline dönüşmüş olan bu alanda bir şeylere dokunmak, bunun canlanmasını sağlamak önemlidir. Hiç olmayacak gibi düşünülen şeylerde bir gelişme olması o ölü toprağını toplumların üzerinden de atar, bir canlılık getirir fikir düzeyinde de. O yüzden bunun olumlu bir adım olacağına ve sonuç doğuracağına inanıyorum. Peki, ben. Peki Sayın Bakan, şimdi suçluların iadesiyle ilgili bir adım atıldı. Bir, evet. Suçlu iadesi gerçekleşti ki bu uzun bir zamandır en büyük yaralardan biriydi, en büyük sorunlardan biriydi. Sizin savunduğunuz, bakanlık olarak da gündeme getirdiğiniz bir şey var. Adım adım işte tabandan tabana çıkacak bir model olabilir mi acaba? Çünkü tabandan tabana bunu yapamadık yani. Tavanda kuramadık bir şeyi, federal çözümü ama iki taraf arasında işbirliklerini artırarak. Maraş da bunların bir unsuru olabilir mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Doğrudan Kıbrıs Rum yönetimiyle işbirliği yaparak Kapalı Maraş'a ilişkin bir adım tasarlamadık. Çünkü Kıbrıs Rum yönetiminin... Bunun yaratacağı... Şöyle söyleyebilirim. Kıbrıs Rum yönetiminin Kapalı Maraş'a ilişkin yaklaşımı ile böyle bir diyalog ve işbirliği yapmak en azından bugün baktığımızda çok daha kadar fark var. Doğru. Ama yarın öbür gün bireylerin adımlarıyla bizim adımlarımız birleştiğinde o fiiliyatta bir işbirliğine dönüştüğünde ben şuna inanıyorum. Kıbrıs Rum yönetimi de daha gerçekçi temelde Maraş Kapalı Maraş'a ilişkin pozisyonunu adapte edecek diye. Bu yeni perspektifi onların. Aynen. Suçlular ve zanlılar konusunda ise en başta konuştuğumuz gibi çok söylendi bu konu. Ben dönüp baktım. Gerçekten daha yakın zamana kadar, kısa bir süre öncesine kadar ben Kıbrıs Rum yönetimine bu konuda eleştiriler getirmiştim. Yani kurulan suç ve suça dair teknik komite üzerinden bir bilgi değişimi yapıyorduk. Yani mesela Kıbrıs Rum tarafına bir olay olduğunda, onlar bize sorduğunda evet bizim tarafa böyle birisi kaçtı, evet buradadır, kaçtı ama bilmem Ercan'dan uçtu falan diye bilgi veriyorduk. Onlar da bize aynı şekilde bilgi veriyordu ama bilgiyi değişmekle sınırlı kalıyordu bu. Daha öteye gitmiyordu. Yani o Pakistanlı katil zanlısının bir göçmen kampında olduğunu biliyorduk.
Evet biliyorduk. Siz açıklamıştınız evet, bunu. Doğru. Ama adalet tecelli etmiyordu. Etmiyordu. Evet. Suçu işleyenin yanına kalıyordu. Bu özellikle yabancı statü, yabancı uyruklu olan kişilerle ilgili söz konusu. Şimdi bu konuda özellikle gayri resmi olarak yürüttüğümüz bir diyalog süreci sonucunda, yaptığımız bazı görüşmeler sonucunda buna hukuki ve resmi bir statü kazandırmanın mümkün olmadığını hepimiz bilmeliyiz. Ve ben daha önce özellikle söyledim, buradan da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zanlı ve suçluları karşı tarafa verdik ve karşı taraftan aldık diye ne Kıbrıs Rum tarafı bizi tanımış oldu, ne biz Kıbrıs Rum tarafını tanımış olduk. Bunu bu şekilde tanımlamamak gerekir. Bazı kavramları da özellikle kullanmaktan kaçınmamız gerekir. Yani illa de bunları siyasete alet etmek, hayır, siyasi malzeme haline getirmek ben gerekmiyor. Özellikle söylüyorum bunu. Ben bir dışişleri bakanıyım ama bu ülkede halkın güvenliği, insanların, suç işleyenlerin yargılanması yönündeki kamunun beklentisi çok daha önemlidir. O yüzden ben şunu söylüyorum. Bu iki devlet arasında bir suçların iadesi anlaşması değildir. Bu zanlıların ve suçluların eş zamanlı olarak Birleşmiş Milletler kanalıyla kolaylaştırılan bir süreçle diğer tarafa iade edilmesi ve adaletten kaçmalarının önünü alacak bir adımdır. Bir kere daha önce söylenmiş olan ama yapılamamış olan bir şeyden bahsediyoruz. İkincisi, illaki buna bir hukuki statü, bir isim, bir ceket giydirmeye çalışmıyoruz. Ve üçüncüsü, bunu hayata geçirmek için bağıra bağıra göstere göstere bunu yapmak gayreti içerisinde değil. Sonuç önemli. Yani bacıyı dövme niyeti yok burada. Üzüm yeme niyeti var. O nedenle evet, zaman zaman da yayılıp konuşulması durumunda önüne geçileceği için kimi zaman gizli görüşmeleri, kimi zaman gayri resmi temaslar ile kotarılmış olan bir şeydir ve ben umut ediyorum ki ve düşünüyorum ki bunu bu şekilde yürüttüğümüz takdirde önümüzdeki dönemde de İki taraf bu konuda kararlıdır. Şimdi Doğu Akdeniz'de doğalgazla ilgili olarak bu eleştirileri yapıyoruz. Pozisyonumuzu kaybetmemek için bir denge ortaya koyuyoruz, adımlarımızı atıyoruz ama Mete Bey sizin dediğiniz gibi iki taraf arasında işbirliği imkanı varsa bunu mutlaka kullanıyoruz ve barışçı bir politik ortaya koyuyoruz. Hayatta devam ediyor. Hayat devam ediyor. Şimdi dün Sayın Başbakan'ın A Haber yapmış olduğu açıklamada Türkiye ile uzlaşarak bu adımları atıyoruz gibi bir ifadesi vardı. Maraş'da bahsettiğiniz olay finansman açısından çok da KKTC bütçesiyle üstesinden gelebileceğimiz bir nokta gibi durmuyor. Tıpkı kayıp şahıslar çalışması çok bir maddi şey gerekiyor. Bu tamamen KKTC'nin kendi çalışması mı olacak yoksa Türkiye ile birlikte temas halinde miyiz bu noktada da? Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çalışması olacak. Çünkü o bölge bir askeri bölgedir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu çalışmayı yapabilecek kapasitededir. Yani insanımız da var bu anlamda. Net. Ha, uluslararası alanda katkı alırız. Yurt dışında bulunan Kıbrıslı Türkler bağlamında da olabilir. Yabancılar bağlamında da olabilir. Bu katkıyı da alarak bunu yaparız. Ha, genel anlamda sadece Kapalı Maraş bağlamında değil, Kıbrıs sorununun bir yeni veçesiyle ilgili olarak zaten Türkiye Cumhuriyeti ile istişare halinde ve diyalog halinde bir dış politika ve ittifak halinde bir dış politika yürüttüğümüzü herhalde tekrardan söylememe gerek yok. Ama burada net olan bir şey var. Bu konu mesela Kapalı Maraş konusu ya da suçluların karşılıklı olarak diğer tarafa verilmesi, alınması konusu. Özellikle iade kavramını bile kullanmıyorum. Tekrar alıyorum. Evet. Farkındayım. Bu konular yıllardır bizim savunduğumuz, fikir geliştirdiğimiz, temasları yürüterek pişirdiğimiz, kotardığımız konular. Dolayısıyla bunların içerisinde veya bunların sonucunda sürekli işte Türkiye var mı bunun içinde falan gibi bir arayış içerisinde olmamak gerekir diye düşünüyorum. Buradaki sıkıntı bence biraz kendimize olan güveni yitirdik zaman. Tadını çıkaralım diyorsunuz evet, biraz da. Yapıyoruz bir peki, şey sevgili Hüseyin. Yani toplum neden? Tasarlıyoruz, bir politika geliştiriyoruz. Görüşerek pişiriyoruz, kotarıyoruz, uyguluyoruz. Polisimiz aracılığıyla hayata geçiriyoruz bunu. Adalet yerini buluyor yaşayanımızı. Biraz kendimize güvenelim. Evet. Peki bir şey sorayım ben. Tabii buyur. Anastasiyadis'le bir sosyal içerikli yemekte bir araya geldiniz. Orada ne konuştunuz? Şimdi herhalde sadece sosyal içerikli değildi bu yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Asıl etik anlamda doğru olmayacak olan şey yani eşinizden birlikte birisi evine sizi yemeğe davet etmiş bir ortak arkadaşınız. Sayın Anastasiyadis'le eşiyle birlikte... Mavrayan mı ismi bu ortak arkadaş? Hayır değil.
Zaten Sayın Anastasiades dün ismini de söyledi. Kıbrıs Rum tarafında seçilmiş bir Maronit temsilci var. Evet. Güneyde yaşayan Maronitlerin seçtiği. Bahsettiği konu şahıs daha önceden tanıdığımız birisi. Ortak arkadaşımız ve evine davet etti. Eşlerimizle birlikte bir araya geldik, bir yemek yedik. Şimdi orada bir sohbet esnasında konuşulan şeyleri benim söylemem veya açıklamam. Bu söz konusu olmaz yine böyle bir şey. Ve bir şey söyleyeyim size. Yani bu tür diyaloglar bazen resmi görüşmelerden çok daha yararlıdır. İlla ki o içeriğe sahip olmasa bile önemlidir. Yani insani bir diyalog kuruyorsunuz. Ama çok tartıştı bunu toplum. Tartışmamızın nedeni de Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün bunun devlet geleneklerine, siyasi etiğe, Sayın Cumhurbaşkanımızın haber vermeden gitmiş olmanızı söylemesi ile birlikte oldu. Yani aslında toplum tartışmıyor bunu. Siyasetçilerin çatışması toplumuna yansımasıdır. Şimdi biraz daha. Bu bir gerilim mi size göre yani? Kesinlikle bu diplomatik bir gerilim değil. Gerilim olması gereken bir şey değil. Bu bir konu değil aslında. Konu olmaması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Yani bizim yapacak işlerimiz var. Ülkenin gündemi değil bu. Yani vatandaşın gündemi değil. En başta konuştuk. İnsanlar somut bir şeyler yapılmasını istiyor. Mesela böyle bir tartışma kelimeler üzerinden bir gereksiz, somut bir şey üretmeyen bir tartışmadır. Bir kere kısırdır ve yapaydır. Bence ülkenin gündemi bu değil. Hakikaten değil. Yani gel çıkalım birlikte Hüseyin, sen vatandaşın içindesin. Mete Bey, yani vatandaşın gündemi bu değil. Bu bir. İkincisi, anayasal olarak ben dün de söyledim. Yani ben bir bakanlar kurulunun üyesiyim arkadaşlar. Başbakan'a karşı sorumluyum. Belirli ölçüleri... Bu sosyal yemekten başbakanla beri vardı. Dün söyledim, öncesinde evet. De, ertesinde de Sayın Başbakan'a söyledim. Sayın Başbakan bunun içerik itibariyle önemli olduğunu düşünse, belki Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı olağan görüşmede buna değinirdi zaten. O nedenle bununla bence ülkeyi, vatandaşı boşuna meşgul etmemek lazım. Ben bu ülkede halkın seçtiği ve iktidara getirdiği, hükümet yaptığı bir bakanlar kurulunun dışişleri bakanıyım. Dışişleri bakanıyım. Yani hep bir eleştiri vardı ben... Sayın Bey. Evet. Yani dışişleri bakanları işte sembolik bir iş yapmıyor diye hep geçmişte bu eleştirilerle karşı karşıya kaldık. Şimdi bir şeyler yapıyorsunuz, yine mi eleştiriyorlar? Mete Bey, ben burada yukarıda ofisimde oturabilirim yani. Serin bir ortam var içeride. Öyle dedi dün şey. Ha, yani oturup biraz çay kahve içip vakit geçirebilirim. Arada bir meclise falan gidebilirim. Böyle bir bakanlık yapılabilir yani. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz ya. Yani bir taraftan zanlılar ve suçlular meselesiyle ilgili olarak. Diğer taraftan söylenip de bir şey yapılmamış olan kapalı araçla ilgili olarak bir çalışma yapıyoruz. Bunu pişiriyoruz. Bakanlar kurulunda karar alıyoruz. Bunu kotarıyoruz, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Maroni meselesiyle ilgili olarak daha önce söylenen ama bir türlü hayata geçirilemeyen konularda bu devlet sistemi içerisindeki çok zordur. Bir ihalenin yapılmasını, o ihalenin doğru yürümesini, ondan sonra kotarılmasını, sonra sözleşme aşamasına gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan bahsediyoruz. Bunları konuşacağımıza, yani ilk kez somut olarak bu konularda adım atılıyor olduğunu, devletin bir taahhüt altına girdiğini, bunların hayata geçiyor olduğunu konuşacağımıza gereksiz bir biçimde bahsettiğiniz konulara giriyoruz. Onun için tekrar söylüyorum, benim açımdan ve bizim açımızdan, yani hükümet açısından ortada bir işte diplomatik kriz ya da kriz durumu diye bir şey söz konusu değil. Ama siz de takdir edersiniz ki böyle bir şey söylenmişken... Biz demiyoruz, Cumhurbaşkanı diyor kriz olduğunu. Hayır, topluma da söylüyorum. Anladım. Evet. Abi, ben de diyorum ki siz de takdir edersiniz ki o dün söylenenler söylendikten sonra herhalde iki kelam da biz edecektik. Yani bu eşyanın doğası gereği. Ama biz bunu böyle sürdüreceğimiz... İkili ilişkilerde Sayın Akıncı'yla... Biz bildirdiğimiz ve bir kavga olarak gördüğümüz bir şey değil. Ve yani yakın zamana kadar da ben hakikaten işte ikili ilişkiler falan dediğimiz... Bu konuları yüz yüze görüşmeniz gerekiyor bence mesela. Çok sayıda konuyu yüz yüze görüştüğümüz gibi bu konuda yüz yüze görüşürüz, bir sıkıntı yoktur. Olması evet. Gerekir zaten. Peki, Yavuz geliyor şimdi. Yavuz'un gelmesini nasıl okumak lazım? Nasıl görmek lazım? Bir kişiden bahsediyor gibi söylüyorsunuz. Bizim Yavuz geliyor gibi. Bir... Evet. Yavuz hep bu toplum için önemli Sayın Bakan. Yani geçmişten de baktığınız zaman Yavuz geliyor Yavuz diye. Evet. Şunu söyleyeyim. Bir kere
bir şeyleri biraz geriye çekilip dışarıdan bakıp görmemiz gerektiğine inanırım. Toplumsal anlamda tekrardan kendimize güvenmemiz lazım. O özgüveni yeniden kazanmamız lazım. Bu anlamda hatırlatma yapmaya gayret gösteriyorum. Bu tartışmalar belki de o yüzdendir. Normalleşmeye. Olabilir. Evet. Mesela şöyle düşünün. Eğer 2010 yıllarında o civarlarda Kıbrıs Türk tarafı ısrarla ve inatla belli bir kişiden falan bahsetmiyorum. Genel anlamda Kıbrıs Türk tarafı bu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak artık protesto eden, karşı çıkan, isyan eden noktasından çıkıp da biz de somut bir şeyler yapalım, bu adımı atalım diye politika geliştirmeye başladığımız için geçen 9 yıllık süre zarfında Türkiye 2 tane gemi sahibi oldu. Yani o politikadaki değişikliğin sonucunda oldu bu. 2. Bu geçen süre zarfında Kıbrıs Türk tarafı kendi lisans alanları içerisinde bir şirkete, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığına verdiği lisansların fiilen oralarda araştırma yapıldığını görür noktaya geldik. Kazı yapılabilir noktaya geldik. Bunlar aslında alanda, fiiliyatta denizdir ama söyleyeyim arazide dengeyi sağlamaya başladığımızın göstergesidir ve işte bir kılıç kalkan oynadığımız, naralar attığımız bir dış politika şeklinde değil de fiiliyatla da desteklenen bir dış politika noktasına geldik biz şu anda. Bunun öneminin herkes bence farkında. Bu röportajın manşeti de burada aslında. Sağda da var. Sayın Tümekan. Arkadaşlar örneğin 5 dakika var. Bir büyükelçiyle görüşmeniz var. Dolayısıyla bizim sizi 9'a az bir süre kala bırakmamız gerekiyor. Geçit kanalıyla ilgili gelişme nedir? Görerek uçuşlara açılıyor Geçit Kale. Bu yolcu taşımacılığı değil. Hayır. Ercan yapısından dolayı. Yani Ercan Havaalanı'nda yapılmış olan bir sözleşme var. O sözleşme gereğince zaten böyle bir şey söz konusu değil ama sınırlı ve belirli tipte uçuşların eğitim veya işte paraşütle atlama vesaire gibi yapılmasına imkan sağlayacak olan bir karar üretildi dün ama orada da bir kiracı var. Bunun var ama oradaki çalışmalar işte halleri getirecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir kere bunun sivil havacılıktan alınacak izinle yapılması söz konusudur. İkincisi de hayata geçebilmesi için bazı yatırımlar, bazı tedbirler de alması gerekir. Yani orada ne apron apron orada, ne pist bakanlar ne bina ne bina. Önergenin içerisinde bu konuda ehil konumda olan kesimlerin verdikleri raporlar ve öneriler de vardı. Dolayısıyla o eksikliklerin tamamlanması ve sivil havacılığın vereceği izinle ona benzer sınırlı nitelikte işte görerek uçuş denilen uçuşlar bağlamında bir kolaylaştırma ve bir açma. Askeri uçuşlar da bunun içerisinde olabilir. Çünkü dün bir de aslında deniz ikmal üssü gündeme geldi. Aslında daha önce de vardı gündemde. Dün bu tabloda mı bakmamız gerekiyor? Şunu söyleyeyim. Geçit Kale Havaalanı da aslında bir çeşit kapalı maraş gibi gene böyle dondurulmuş işte üzerine ölü toprağı serpilmiş bir alana dönüşüyor hayatımızın içerisinde. Zaman zaman ara bölge ile ilgili olarak da aynı şeyleri yaşıyoruz biliyorsunuz. Buna bu dondurulmuş olan statikonun sembolü haline gelmiş olan noktalara ve alanlara dokunuyor olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Biraz daha geriye gideyim ve hatırlatma yapayım. Mesela Birleşmiş Milletler Barış Gücü vesaire olduğu gibi devam eder. Her sene yenilenir. Güvenlik Konseyi'ne rapor sunulur. Bu bir çarktır. Bu statükonun bir sembolüdür. Biz değişen şartlar çerçevesinde bunun gözden geçirilmesi gerektiğini söylediğimizde bir politika olarak ortaya koyduğumuzda yine tepkiyle karşılaşıldı. Yani yine bazı şeyler söylendi. Ama günün sonunda geldiğimiz noktada bugün en önemli Güvenlik Konseyi'nin içindeki en önemli aktörler bunun gözden geçirilmesi gerektiğini söylemeye başladı. Ve şimdi bu dokunulan bir alana dönüştü. Yani ellenmeyen bir alanda bir şeyler yapılması gerektiğini önce söylem olarak, sonra politika olarak, ondan sonra arazide imkanınız varsa uygulama olarak devreye koymak önemli bir şeydir. Aynı şekilde Kapalı Maraş böyledir. Aynı şekilde biraz daha iç hukukumuzla bağlantılı ama bir kangrene dönüşmüş
alan olma potansiyeli vardı Geçitkale'nin. Biraz artık bunu harekete geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu dokunmak yani gerekir. Bu dokunacak mı hükümet? Yani onu söyleyeyim. Kalbilenleşmiş yani, Kıbrıs sorununa değen birçok konunun dışında vatandaşın günlük hayatında kalbilenleşen birçok sorun var. Böyleyse iyi. Sadece dokunmakla kalmadığı sürece evet iyi. Yani değişimi de yani, sağlamak gerekiyor. Evet, dokunmak artı bir değişikliğe neden olmak ve vatandaşın lehine bir değişikliğe neden olmak bizim önceliğimiz olacak önümüzdeki dönemde, bunun bilinmesini isterim. Bir de az önce siz söylediniz, vurgulayamadım. Kapsamlı çözüm denilen şey bir gecede binlerce sayfanın artık biteceği, ertesi günde bir referanduma sunulacağı bir yaklaşım olarak yıllarca denendi. Ama bir yerden başlayarak aşağıdan yukarıya doğru güvenin gerçek anlamda tesis edilmesi sınırlı konularda işbirliği yaparak oluşturulabilecek daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Bence şu bu politikayı şu anda yaşıyoruz, içindeyiz şu an. Ve fiiliyatta görüyoruz ve farkına varamıyoruz ve şaşırıyoruz, tepkiler falan. Biraz geriye çekilip baktığımızda bir süresi sonra bunu daha net bir biçimde görebileceğimize inanıyorum. Bu daha iyi bir yola bizi götürüyor aslında. İşbirlikleri. Bir şey yapmış oluyorsunuz. Hocam ekip ayaklandı. Biz hükümet ilişkileriyle ilgili, Türkiye'de yapılan temaslarla ilgili de sormak istediğimiz sorular vardı aslında ama... Bir program daha yapalım. Yapalım. Haftaya. Sevdik zaten burayı hocam. Biz kalabilir miyiz burada sabah yayınlarını falan? Ama benim bayağı işim var. Bu noktada Sayın Bakan, son söz olarak bu federal çözümle ilgili de başlayan tartışma, bu Maraş, Geçitkale örneklerini verdiğiniz konularda donmuş, orada kalmış, statük olmuş bir yapı var her bu alanlarda. Ona orada da bir benzetme yapabilir miyiz böyle? Şunu söyleyebilirim. Bir yanlış algılama var. Mesela hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili politikası Avrupa Birliği içinde iki devlettir gibi bir söylem gelişmeye başladı. Hayır, değil. Bundan ibaret değil söylediğimiz şey. Söylediğimiz şey federal çözümün bu şartlarda mümkün olmadığıdır. Ama bunun yerine ortaya koyduğumuz şey, iki tane örnek veriyoruz orada. Birincisi, işbirliğine dayalı ortaklık modellerini konuşabilmemiz lazım. Ve aynı zamanda bu, birinci örnek bu, işbirliğine dayalı ortaklık modelleri. Bir diğer örnek, Avrupa Birliği içerisinde iki devlet ve buna benzer başka yeni fikirler. Dolayısıyla farklı fikirlere kapalı olmayan ve yeni ve farklı fikirleri konuşabilmemiz gerektiğini vurgulayan bir duruşumuz var hükümet olarak. Ve özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bu kadar yıldan sonra ve yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Rum liderliğini bizimle paylaşmak istemediğini herkes artık kabul ettikten sonra, yine de yok olsun, bu kadar zamandır biz öyle söyledik, illaki federasyon konuşacağız yaklaşımı gerçekçi bir yaklaşım değil. Diğer tarafla tabii ki anlaşmak zorundasınız. Yani federasyon dışındaki bir çözümü de diğer tarafla anlaşmadıktan sonra aslında anlaşmamış oluyorsunuz ama hayat devam ediyor. İşte bu söylediğim konular kapsamlı çözüm, ister kademeli olarak ister bir referandumda olmayacak olsa bile bu söylediğimiz konular hayata dokunan konulardır ve ileriye doğru gitmelidir. Çok önemli bir husus daha var. O da şudur. Yani Sayın Anastasiya da dahil yeni fikirleri konuşmaya herkesin hakkı var da Kıbrıs Türk halkının mı hakkı yoktur yani? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümeti olarak biz seçilmiş insanlar olarak bir iradeyi temsil ediyoruz ve Kıbrıs Türk halkı adına biz diyoruz ki evet, yeni fikirlerin konuşulması gerekir ama söylemde kalmıyor. Bu ortaya koyduğumuz politikayla yeni fikirler artık konuşulur. Evet, bu hayata da geçmeye başladı ediyor diye düşünüyorum. Evet. Sayın Bakan, biz size teşekkür edelim. Teşekkür sizin ederim. Bir randevunuzda biz sevgili Hüseyin Ekmekçi ile devam edeceğiz sizi uğurladıktan sonra. Çok teşekkürler. Gerekli kirayı da çıkarken yatırırsınız bakanım. Yok, üstüne bir ele çay kahve içip öyle gideceğiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam, size kolay gelsin. Size iyi yayınlar. En yakın zamanda yine herkesin görüşmek üzere. Bakalım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Evet, Mete Tunalkan Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özer Sayın açıklamaları böyle. Değerli dostlar, buraya mı bakıyoruz? Değerli dostlar, sizler de ne düşünüyorsunuz bu açıklamalarla ilgili, bize bunları aktarın, biz de bunları konuşalım, tartışalım ve bu tartışmayı dediğim gibi büyütelim. Mete Tunalkan, özetle ne söylemek istersin? Yeni bir döneme giriliyor, onu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yeni dönemde artık
durağan ve bugüne kadar alışılmış şeyleri konuşmayacağız. Yeni şeyler konuşmamız gereken bir döneme giriyor. Doğası da işin böyle olmasını gerektiriyordu aslında. Maraş'la ilgili atılan adım, Geçitkale konusunda atılan adım, Maronitlerle ilgili atılan adımlar, bunlar bize şunu gösteriyor. Artık sahada da çözüm üretecek, ortaya bir sonuç çıkaracak yeni adımlar atılmaya başlıyor. Kıbrıs Türk halkının varlığını, temsiliyetini, haklarını koruyacak adımlar atılıyor. Hangi başlıklar altında Mete Tümerkan? Maraş? Maraş 1. Geçitkale olaylar. Geçitkale'ydi, ben bu kapsamda değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Var. Bu da yani sahada bir adım atılıyor. Ki bir Maronit Rum Meclisi üyesinin, biliyorsun orada iki temsilcisi var, Maronitlerin. Orada o evde olmasının da başka bir sembolik. Tabii. Ve denizde de şu anda Kıbrıs Türk'ü ve Türkiye'nin de desteğiyle Kıbrıs Türk'ünün varlığının, haklarının somut olarak korunacağını gösteriyor. Yani burada biz de varız ve tek yanlı oldu bittilerle ya da işte artık daha fazla uzatmalı, gereksiz, sonuç almayacak müzakerelerle zaman kaybetme niyetimiz yok. Sahada artık aksiyon var ve bu aksiyonla birlikte sonuç üretilmesi gereken bir yeni döneme giriliyor. Bu önemli. Sen Cumhurbaşkanlığın bu süreçten dışlandığını düşünüyor musun? Yani dünkü feveranın, dünkü isyanın ki aslında o isyanın da biraz temelini tartışmamız gerekiyor bu açıklamalardan sonra. Ya şimdi sonuç itibariyle sosyal içerikli bir yemek yemiş. Muhatap kim? Dışişleri Bakanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefonu kaldırıp Sayın Dışişleri Bakanı bana bağlayın bir görüşeyim demesi çok basit bir şeydir. Özel kalemine söyle. 2 dakika sonra Sayın Özersay'la telefondadır. Ya sevgili Kudret, sen böyle bir şey yapmasın. Ne oldu ya? Ben de bir bilgi almak istiyorum. Ne yaptın? Ne ettin? Diyebilirdi. Hani bunu medya üzerinden bir tartışmaya açmak ve sanki işte, ama Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken çok karşılaşacağız bunlarla. Ama bir şey dedi az önce. Bir öze baksanıza diyor. Yani bir mutluluğunu yaşayan suçlu iadesi yani, başladı falan. Mesela suçlu iadesiyle ilgili olay gerçekleştiği gün de benzer şeyler gördük. Yani bir yanlış gördük bir, orada bir, da. Bir başka tavır vardı o gün. Tufan Örgürman dedi ki aradım ve Kudret Özersay'ı tebrik ettim. Ya, ben dumura uğradım Sezar orada biraz. Sezar'a evet. Vermek gerekiyor sevgili Hüseyin. Yani el hükümet hayalimizdi bu. Bunu gerçekleştirdik. Ya burası bir Dışişleri Bakanlığı ve biz hep bu Dışişleri Bakanlığı ne işe yarar canım? Yani biz hep kendimizi böyle aşağıya çekme konusunda uzmanız ya. Hiçbir konuda yaptığımız hiçbir şeyi beğenmeyen bir topluma dönüştük. Bu bizi bitirecek en büyük tehlikedir. Hem tüketilmekten korkuyoruz, bitirilmekten korkuyoruz. Hem de doğru yapılan işlerle ilgili olarak bunları sahiplenme ve bunların daha çok yapılması noktasında cesaretlendirme adımlarını atma konusunda tereddüt ediyoruz. Çünkü neden? Biz parçası değilsek o zaman kötü. Hayır ya, bunlar güzel adımlar. Bakanlık işlevsel olsun, bakanlık işini yapsın. Gerçekten somut adımlar atılsın. Yani işe yarasın. Başka bakanlıklar da işe yarasın. Maliye de işe yarasın, ekonomi de işe yarasın. Eğitimde, sağlık da işe yarasın. Yani hepsi de adımlar atsın. Hepsi de sahada çözümler üretsin. Hepsi de modeller geliştirsin. Hepsi de bu toplumun yararına işler yapsın. Biz bunu istiyoruz, bunu görmek istiyoruz. Bundan Sayın Cumhurbaşkanı rahatsız olmaması lazım. Ben eminim daha önce Cumhurbaşkanlığı yapan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat olsun, 3. Cumhurbaşkanı Derbişeroğlu olsun. Eminim bugün konuşsak bu ikisiyle. Hayır, ben akşam Sayın Talat'la konuştum. Ne yani diyorsun? Ne konuştuğumu, hani sosyal içerikli aynı şeyi söyleyeyim ama. Sen gazetesin ya. Bir negatif bakış açısı görmedim. Yani özel Anastas Sergis o masaya otururken eşli ya da eşsiz. Evet. Bir Dışişleri Bakanı'na oturduğunu biliyordu. Bu az bir şey değil gibi bir ifade kullandı Sayın Önemli Talat. Önemli tabii. Sayın Talat'ın da bunu görmesi, ben doğal yani bu şekilde konuşmasını beklerim. Ben Sayın Akıncı'nın da benzer bir tepki vermesini beklerim. Sayın Eroğlu yani bunun makamlar arası bir kavga toplum bunu kaldırabilecek noktada ya, değil. Bu kavgalar bitmeli artık. Toplum içerisinde aslında herkes paylaşarak, güçlerini birleşerek bir sinerji oluşturarak bu yola devam etmeliyiz. Yani Nisan 2020'de seçim var diye biz bugün iyi yapılan şeyleri o yaptı bu yaptı kavgası yaparak küçültmeye yoksa hiçleştirmeye hakkımız yok ya. Doğru yapılan işe doğru yapıldı diyebilmeliyiz. Böyle bir gelenek var. İlk Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasını gördüğünde ne düşündün? Yani kriz gibi kriz geldi bana aslında. Yani, Sayın Özesay dinleyene kadar. Yani gereksiz bir, yani ben dedim yani devlette önce kaldırırsın telefonu, ararsın Sayın Özersay özel kaleminde, sorarsın hani. Peki tersten sorayım. Özersay'ın aramaması. Ya ben gittim yemek yedim, arama ihtiyacı hissetmedim. Olabilir mi? Başbakan'a bilgi verdim başbakanına diyor. Başbakan'a bilgi verdim. Başbakanım uygun görürse. O bilgiyi verirdi. O bilgiyi verir. Vermediğine göre. Yani hani bu noktada eğer bir rahatsızlık duyuyorsa karşı taraf.
Bir çıkın diyor. Daha taraf sorar bunun gerekçesini. Daha büyük resme bakın diyor Sayın Özersay. Yani, evet, ben de öyle diyorum. Yani büyük resmi görelim. Ne olup bittiğini görelim. Ne görüyorsun Sayın Tümekan? Yani gördüğümüz şu, bakın. İkinci sondaj gemisi yarın yola çıkıyor. Bu önemli. Nereye gidecek bu sondaj gemisi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin ruhsat verdiği alana gidecek. Kime ruhsat verdi? CTP, DP, TDP, UBP, HP. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na biz ruhsat verdik ve dedik ki git bizim adımıza orada sondaj yap dedik. Orada Kıbrıs Türk'ü adına sondaj yapmaya gidiyor. Şimdi Finike 1 alanı olarak isimlendirilen bölgede sondaj devam ediyor biliyorsun. Evet. Oradaki sondaj Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı içerisindeki bir alanda yapılıyor. Yani Türkiye diyor ki bu benim kıta sahanlığım içerisinde. Burası tartışmalı bir alan. Burası Kıbrıs'ın ya da Yunanistan'ın ya da İsrail'in ya da bir başka komşu ülkenin münhasır ekonomik alanı içerisinde değil. Burada yapılan anlaşmalara ben taraf olmadım. Benim kıta sahanlığım buranın benim olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kendi hak iddia ettiği alanda birinci sondaj gemisi kazı yapıyor bugün Baf açıklarında. Ama bu ikinci sondaj gemisi Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs Türk Petrolleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsat verdiği alanda sondaj yapacak. Bu çok önemli. Tüm bu faaliyetlerin aslında ekonomik anlamda da bir değer yaratacağını, yani Maraş, Maronit açılımı... Elbette bir hareketlenme getireceğini, ya bakın bir şeyler başarmaya başladığınız zaman bir umut, bir hareket, bir heyecan olur toplumda. Bir yenilenme olur, bir beklenti yükselmesi olur. Çünkü biz ne yaptık? Biz hep down olduk, aşağıya gittik, kendimizi aşağıya çektik. Yapamayız, edemeyiz, yok olduk, bittik, mahvolduk, gidiyoruz. Ya yapabiliriz, yeter ki inanalım kendimize. Daha iyi şeyler yapabiliriz, daha ileriye gidebiliriz, daha doğru işler yapabiliriz. Yeter ki sahip çıkalım. Küçük politik hesaplarla ya da işte başka bir takım gerekçelerle bunları berhava edecek adımlar atmayalım. Şimdi bence yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönem önemli bir dönem ve bu noktada kavga değil, içte krizler yaratmak değil, yapılması gereken bir şekilde sorunlara çözme noktasında sinerji oluşturmamız lazım. Herkes görevini doğru yapsın. Başka da bir şey yapmasın. Ama bu noktada örneğin siz bir taraftan dış politikada tabii ki Türkiye ile birlikte kim ne söylerse söylesin. Katılırsanız katılmazsınız. Desteklersiniz desteklemezsiniz. Bu adımlar atılırken İçte örneğin sağlık yönetiminde zafiyet göstermek, eğitim yönetiminde zafiyet göstermek, belediye hizmetler noktasında zafiyet göstermek. Var ya yani öyle bir dört yanlış bir doğruyu götürür gibi. Herkesin görevini tam yapacağı ve abi ben mesela bu son bir haftadır bu makam mevki kavgalarından bıktım usandım ya gerçekten. Hani yani, Ulusal Birlik Partisi, Halkın mesela Partisi. Mesela Nesin Tatar'a da dün karşılaştık. Spor Yazarları Derneği'nin ödül töreninde. Hani programda söylüyorum ya, dün söyledim. Yüzüne de söyledim. Abi ne edeceksin? Ne halıya sarıp seni de atacak ya bu sistem. Hani bak işte bu dış politika ile ilgili atılan adımlar olumlu adımlar. Bunların aslında temeli az önce Sayın Bakan da söyledi. 2010, 2011, 2012'den itibaren atılan adımlar. Yani ben hatırlıyorum. Green Tree zirvesi olmuştu. Sayın Eroğlu Cumhurbaşkanı'ydı. Sayın Özersay görüşmeciydi. Biz orada bu gazeteci olarak bu zirveyi izlemiştik. Orada da bu konular gündeme gelmişti. Ondan sonra orada Sayın Eroğlu ile Sayın Erdoğan arasında ortak bir mutabakat açıklaması yapılmıştı. Denizdeki hidrokarbon yataklarıyla, kaynaklarıyla ilgili ve çağrılar yapılmıştı Güney Kıbrıs'a. Ondan sonra izlenen politikalar somut olarak bizim bugün adım atacak noktaya gelmemize neden oldu. Yani o günden itibaren inşa edildi bu politikalar ve bugüne kadar gelindi. Bunlar önemli ve artık bizim sadece tepki veren, reaksiyon gösteren ve arkadan giden bir yaklaşımla değil, sahada olarak ve gereken karşılığı sahada vererek, politika ortaya koymak suretiyle dengeyi sağlayarak Kıbrıs meselesinde bir çözüme gidilecekse bunu zorlayan taraf konumunda olduğumuzu da görmemiz gerekir. Yani biz şimdi sahada da yaptıklarımızla bir işbirliğini, çözümü, ortak bir geleceği zorluyoruz aslında. Gerilim politikası ayrılığı derinleştirecek adımlar atılması anlamına gelmemesi gerekiyor. Çünkü siz bırakırsanız hep ve karşı taraf her istediğini alarak ilerlerse sizinle bir şeyi paylaşmaya, anlaşmaya, uzlaşmaya ihtiyaç duymaz. Ama siz onu sizinle işbirliği yapmaya zorlayacak adımlar atarsanız ve bunu görür ve bunu kabullenir, o zaman sizinle pozisyonunu gözden geçirerek uzlaşma arayışlarına girmek zorunda kalır. Nasıl ki yarın Maraş'la ilgili açılım devam ettiği süreç içerisinde Kıbrıslı Rumlar, oradaki mülk sahipleri gelip de nasıl ki tazmin komisyonuna başvuruda bulunabiliyorlar. Oradaki mallarla ilgili bir sonraki adımda
Kıbrıs Türk yönetimiyle hareket etmeye başladılarsa Rum yönetimi de bir şekilde ne olduğuna bakmak zorunda kalacak. Evet. Pozisyonunu gözden geçirmek şimdi, zorunda kalacak. Denizde yapmak zorunda kalacağı gibi. Loizudu davası kapıların açılmasına kadar götürmüştü süreci. Atılmak zorunda olan bir adamdı. Çünkü evet. Loizudu malına ulaşamadığı için dava etmişti ve o davanın kazanılması... Şimdi aynı gündeminde Maraş'taki mal sahiplerinin davaları var. Dolayısıyla bu adam atılıyor gibi bir yaklaşım var. Öyledir, böyledir. Vardır, yoktur. Sonuçta önemli olan yeni bir açılım yapılıyor şu anda. Bu açılımın bir şekilde tetiklenmiş olması söz konusu olabilir. Ama bu politika uzun bir zamandır üzerine çalışılan bir politikaydı. Yeni bir şey değil. Nasıl ki denizlerle ilgili politika geliştirilmesi süreci 2011'lerden itibaren başlayıp geldi bugüne. Bu da yeni bir süreç değil. Uzun zamandır üzerinde konuşulan, tartışılan bir süreçti. Ve burada dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri şudur. Bu envanter çalışması ile birlikte, tapu çalışması ile birlikte, hangi malın kime ait olduğu mülkiyetle ilgili yapılacak çalışmayla birlikte, Vakıflar İdaresi'nin de adının altının çiziliyor olması önemli. Çünkü orada vakıfların... Birileri de yıllardır tamamı vakıfların deyip duruyor. Vakıfların malı var burada diye bir iddia var. Bu malın gasp edildiğine dönük iddialar var. Şimdi onların da gündeme gelecek olması ve o kapsam içerisinde değerlendirilecek olması, ben onu mülkiyet düzeninin de yeniden şekillenebileceği algısıyla değerlendiriyorum. Hükümetin tavrını da söyledi az önce aslında Sayın Özersay. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde çok tartıştık Mete Tümerkan. Sayın Akıncı diyordu ki Rum tarafıyla uzlaşarak yılanlara çıyanlara mal etmeyelim. Sayın Özersay da diyordu ki Mausa Belediyesi'nin kontrolü altında eski sahiplerine açalım. O yani Sayın Akıncı'nın işaret ettiği değil. Bunun bir ihtiyaç olduğunu söylüyordu özet olarak evet. Aslında. Ama geldiğimiz noktada bunun nasıl olacağı ve ne şekilde gelişeceği artık siyasi irade tarafından verilecek kararla ortaya çıkacak daha net bir şekilde. Özellikle bu envanter çalışmasının tamamlanması sonrasında, ama ben bir yol haritasının çizilmiş olduğunu ve bu yol haritası kapsamında sürecin ilerlemekte olduğunu da düşünüyorum. Yorumlar varsa, bakmak istiyorsan. Biz açtık diye bizi yemesinler diyor Feral Uyumsal. Yani büyük resme odaklanalım diyoruz. Şimdi, yani sevgili Feral. Gene aynı noktada. Yani biz hiçbir şeyiz. O zaman biz hiçbir şeysek, biz hiçbir şey yapamıyorsak, biz hiçbir varlık değilsek, o zaman yani bırakalım gitsin ya. Yani biz yapabiliyoruz. Yapabileceğimiz çok şey var. Yani ben buna gerçekten inanıyorum. Temercan de diyor ki ya birçok vatandaşın malı da kapalı bölgede, askeri bölgede kaldı. Bu değişim başlarken yani ona da bir el atın da o da bir ekonomik canlanma sağlasın. Biliyorsun birçok Kıbrıs Türk'ün malı da askeri bölgeler içerisinde. Küçük adımlar. İadeler var ama. İadeler var ama daha evet. Geniş kapsamlı yapılabilir. Aslında bugün çok yoğun bir izleyici oldu. Daha çok dinleyen bir izleyici oldu bugün. Yani yorum 350, 400, 420 civarı gittik hep Mete Tümerkan ama 380'e kadar çıktığını evet, gördüm. Evet, 400 açtığımızı gördüm. Dolayısıyla daha fazla nedir bu? Hükümet ne yapmaya çalışıyor? Bunu anlamaya çalışıyor toplum aslında. Sen manşeti attın sevgili evet. Hüseyin. Bakan buradayken dedi ki manşet bu sahada artık somut adımlar atılacak bir yeni dönemin başladığı. Bu gerçekten böyle. Yani bu Kıbrıs konusuna ilişkin boyutu ve biz dilek olarak da şunu dile getirdik seninle birlikte. Refleks olarak aynı refleksi aynı anda yaptık. Dedik ki umarız diğer konularda da hükümet statükoyu yıkacak adımlar atar. Çünkü dün Kalkınma Bankası Müdürü Serhat İncirli'ye konuştu. Dedi ki borcunu geri ödeyemiyor birçok yatırım yapan insan. Birçoğunun yaptığı yatırımdan hayal ettiği geliri elde edemediği için yani bu bir iflastır aslında. Ciddi iflastır. Biz sosyal sigorta ihtiyaç sandığını yatırmayıp personelin sosyal sigorta ihtiyaç sandığını yatıran çok sayıda işletme sahibiyle yüzleşiyoruz. Onu geçtim. Aldığı maaş üzerinden değil asgari ücret üzerinden çalışanının maaşını yatıran dünya kadar işletme biliyoruz. Hiç yatıramayan işletme biliyoruz. Kaçağın attığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta tamamen gündemimizi buna ayırdık Mete Tümerkan. Tamamen ama tamamen adli olaylar bu ülkeyi yaşanılır olmaktan, öğrenci için yaşanılır olmaktan, turist için yaşanılır olmaktan çıkarıyor. Bu tablonun bütününü ellememiz gerekiyor. O yüzden senin dediğin yani tamam dışişlerinde evet. Bunları yapalım. Bunlar doğru adımlar. Bunlar hep beraber destek olalım.
Ama diğer tarafta da, diğer bakanlıklarda da özellikle adli konular, güvenlikle ilgili, iç güvenlikle ilgili konular, üniversitelerimizin kapasitesi, onların kalitesi, turizm potansiyelimiz, ya üzülüyor insan, ekonominin canlanması, sürdürülebilir bir ekonomik yapının kurulması, kamunun verimliliğinin artırılması vesaire vesaire, hep konuştuğumuz konular. Sağlıkta yeni bir hastane, öte yandan eğitimde artık yani en temel konularda hükümetin üzerine düşeni yapan bir fonksiyona, olması gereken o fonksiyona dönüşmesini istiyoruz. Ne dersin Tatar'a mesajın? Yani bir an önce artık bu atamalar süreci bence bitmeli. Bir an önce icraat yapılmalı. Süratle somut adımlar atılmalı. İşi bilenlere iş verilmeli. Yani sorunu çözebilecek, birikimi olan, iş yapabilme kapasitesi olan insanlarla çalışabilme becerisini Sayın Tatar göstermeli. Zaten bir başbakanın görevi ne? Başbakan aslında bir koordinatördür. Ekibini kurar, doğru isimleri doğru yerlere konumlandırır ve ondan sonra da süratle onlardan iş ister, takibini yapar ve çözümler üreterek ülkenin önünü açar. Önemli olan bu, bunun yapılması. Halen daha atamalara siyasetin dışındaki, yani bakan kim olacak, müdür kim olacak, müsteşar kim olacak? Düşündüğümüz bir sağlık müsteşarı atanamıyor. Sen sağlık müsteşarısın denen ismin yazısı yazılmıyor. Bugün işte üniversiteler, hastaneler, bilmem kimler, özel müteşebbisler sağlık müsteşarı kim olacak diye kavga ediyor. Yani biz yani konuştuğumuz şeylere bak. Evet işte. Yaşadığımız şeylere bak. Şimdi bunları eleştirelim ama doğru yapılanları da alkışlayalım, destek olalım. Yani ki doğrular çoğalsın, yanlışlar azalsın. Bir de çok politize olduk, çok kategorik bakıyoruz meselelere, bunu da artık bırakalım bir tarafa ve artık bu ülkede bizi bitirmekte olan, yok etmekte olan, içten içe kemirmekte olan, hem Kıbrıs konusuna ilişkin hem de iç meselelere ilişkin olan statükoyu kıracak, sarsacak, ortadan kaldıracak adımlar atmaya yoğunlaşalım. Somut olarak sahada, arazide bu işi yaparak yapmak zorundayız bunu. Yoksa yani bu statüko bizi kemirmeye devam eder. Her geçen gün biz sadece mırıldanırık, kendi kendimize söylenirik ama günün sonunda da kaybederik. Evet. Politik ruh değişimi mi var? Hükümet ve ortakları şaşırtıyor sanki. Anlamaya çalıştığım şey dün başka ama bugün konuşulanlar bambaşka bir adımı. İşte önemli olan bu, bunları görelim, bunları takip edelim. Özlem dedik. Hata yaparlarsa hatalarını söyleyelim. Yani bizim için önemli olan iş yapılmasıdır, sorun çözülmesidir her alanda, statükonun yıkılmasıdır her alanda. Bu başka da bir gayemiz yok. Hep bunu söylüyoruz zaten. Evet, Mehmet Uyarkan, yayınımızı burada noktalayabiliriz. Mangaranını buldu herhalde. Yayınımızın tekrarından da Sayın Kudret Özer Sayın söylediklerini dinleyebilirsiniz. Yayın tamamlandıktan hemen birkaç dakika sonra tekrarı da sosyal medya üzerinden izlenebilir. Yayınımızın sorunsuz sürdürülebilmesi için katkı koyan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Yeni şeyler konuşuyoruz artık. Galiba bunun idrakına varmamız gerekiyor. Sayın Özer Sayın Özer, özellikle suçluların iadesiyle ilgili somutlaşan adımlarda, yani kim faydalıdır, kim faydasızdır, kim daha çok katkı koydu, kim daha az katkı koydu, bunu bırakın ya tadını çıkarın, adalet yerini bulsun, bunun için bir çaba ortaya kondu şeklinde bir yaklaşımı vardı. Galiba bu cümleden devam ederek bu sinerjiyi, enerjiyi, birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Kudret Özesay'ı çok seversiniz. Akıncı'yı daha çok seversiniz, Kudret Özesay'ı sevmezsiniz, Tufan'ı daha fazla seversiniz. Kişiye göre değil, yapılana göre bak. İçimizdeki adalet duygusunu da kaybetmeden bu ülkenin geleceğine yönelik ne katkı koyabiliriz? Siyasetçiler bağlamında da, düşünen, tartışan, sorgulayan vatandaşlar bağlamında da galiba odaklanmamız gereken nokta bu. Çünkü bu çağın, gerisinde kaldık arkadaşlar. Bu çağı yakalamamız gerekiyor. Evet, üretmemiz gerekiyor. Üretene destek olmamız gerekiyor. Yaratıcı olana, bir şey yapmak isteyenin önünü açmamız gerekiyor. İhtiyacımız bunlar. Çünkü geri kaldık dediğin gibi. Artık daha fazla geri kalamayız. Bir an önce koşmaya başlamalıyız. Uçmaya başlamalıyız. Ancak böyle yakalarız.